Bir gün otobüs durağına okula doğru yürürken insanın gözlerini inceliyordum. İnsanın gözlerinin içinde bir yalnızlık, bir öfke, bir nefret seziyordum. Aklımda bu varken otobüse bindim. Otobüsün içinde duymak istemediğim şeyler duydum. İçindeki birkaç grup insan mültecileri nasıl öldürmek istediği hakkında, nasıl hepsinin kötü insanlar olduğu hakkında konuşuyordu. Bunu duyduktan sonra şunu düşündüm. Biz insanlar olarak nasıl bir grup insandan bu kadar nefret duyabiliyoruz? Onları tanımıyoruz bile, hepsiyle konuşma ihtimalimiz bile yok. Ama sadece doğdukları coğrafya yüzünden onlara karşı büyük bir nefret besliyoruz. Bunun nedenini düşündüğümde, bunun asıl nedeni korkunun öfkeye ve sonra nefrete dönüşmesi. İnsanlardaki en büyük korku, bilinmeyen korkusudur. Çocukken karanlıktan korkuyordum. Herkesin, neredeyse herkesin olduğu gibi. Karanlıktan korkan var mıydı çocukken? Evet, gördüğünüz gibi. Çünkü karanlık korkusu en temel içgüdülerimizden biridir. İnsan bilmediği şeyden acayip korkar. Karanlığın siyahlığından korkmuyorduk. Karanlığın içinde ne olabileceğinden korkuyorduk. Bu korku insanları anlayamamaktan da oluşabilir. Çocukluktan yabancılarla konuşmayın denir ya da yabancı grupla konuşmayın denir. Bunun nedeni yabancıları tanımıyoruz. Yabancıların beyni nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Anlamıyoruz. Akıllarına ne geçiyor, düşüncelerine, duygularına herhangi bir fikrimiz yok. Bundan dolayı onları bilmiyoruz. Bunun bir grup insan olarak taşıdığınızda, örnek veriyorum, bir kabile olduğunuzu düşünün. Bu çünkü antik çağdan beri var. Bir kabile olduğunuzu düşünün, farklı bir kabileyle karşılaşıyorsunuz. Kültürlerini bilmiyorsunuz, neler yediğini bilmiyorsunuz. Ve bunları bilmediğiniz için onlara karşı bir korku duyuyorsunuz. Sonra bu korku öfkeye, sonra nefrete dönüşüyor. Çünkü korktuğunuz şeylerden nefret ederiz. Bildiğiniz gibi çoğu homofobi gibi olsun terimlerde, fobi korkudan gelir. Ama homofobik dediğimizde nefretten bahsediyoruz. Bunun nedeni korkunun sonra nefrete dönüşmesidir. Şimdi karşınızda bir tane şiddet piramidi var. Bunun adımlarını anlatacağım size ve açıklamalar vereceğim. Doğduğumuzdan beri, küçüklükten beri bize bazı düşünceler aktarılıyor. Cinsiyetçilikle alakalı olsun, yabancıların kötülüğüyle alakalı olsun. Yabancılarla kötüdür, onlarla konuşmayın. Ya da sakın LGBT birey olma gibi cümleler duyabiliriz. Ya da cinsiyetçi söylemler duyabiliriz. Bunlar aklımıza yerleşiyor. Bunun farkında olmasak bile şu an hepimizde mutlaka bir tane bilinçaltımızda homofobik, cinsiyetçi, ayrımcı ya da bir grup insanı marjinize eden düşünce var. Bunu fark etmek asıl güçten gelir. Sonra bu düşünceler mikroagresyon dediğimiz farklı şeylere neden oluyor. Örneğin mikroagresyon olduğunda Suriyeli olmana rağmen çok iyi bir insansın. Bu cümlemde şunu düşünebilirsiniz. Aslında nefret söylemi gerçekleştirmiyorum. Bu cümlemde dediğim şey karşıyı övmene rağmen aslında bilinç altında şöyle bir düşünce yatıyor. Suriyeliler kötü insan olmalıdır. O yüzden iyi olması bir istisna. Bundan dolayı bunlar mikroagresyon dönüyor. Direkt bir nefret söylemi değil. Bunu bilinç altında kötü düşünceler olan insanlarda izleyebiliriz, inceleyebiliriz. Bu cümleyi kurmak ilk başta hata gibi ama doğal bir şekilde eğer düşünceniz sorgulanmazsanız böyle olur. Sonra nefret söyleme kalkıyoruz. Şimdi günümüzde neden bu kadar tehlikeli? Bunu açıklamam için bilgi çağından biraz bahsetmek istiyorum. Artık kimliğimiz kalmıyor, anlamsızlaşıyoruz. Şu an gençlerimizi düşünelim. Ne kadar dine karşı inancın azaldığını, ne kadar milliyetçilik duygusunun azaldığı ya da ülkeye ait olmadığını hissettiğinizi düşün. Eskiden dininde bir kimlik bulurdun. Eskiden ülkende, milletinde bir kimlik bulurdun. Artık ama bunlar internet olsun ya da gençlerin bu modern dünyadaki aradığı anlamsızlık olsun. Bunun yüzünden yok olmaya başlıyor. Nihilistik bir nesil yetişiyor. Ve bu nesil kimliksiz olduğundan, bağlantıları olmadığından herhangi bir yere bir anlam arayışının içerisinde sürekli. Bu anlam arayışını bazılarımız hedonistik yaşam stilleri doldurabilir. Bu siyasete değinecek. Siyasi anlamda şunu düşünün. Bir anlamınız yok, gençsiniz ve mültecilere karşı hafif bir korkunuz var. Sosyal medya platformları bunu kullanıyor. Çünkü sosyal medya platformunun asıl amacı ilgiyi toplamak. İlgiyi topladıkça daha çok onu platformda tutmak. Bunu en çok sağlayacak duygular korku. Korktuğunda takip edersin. Ne olacak acaba? Öfke.
Öfke olduğunda tepki verirsin, yorum yazarsın. Bunları kullanarak bizi kullanıyorlar. İlk başta hafif korkusu olan bir birey, algoritmalar yüzünden çok sağa kayabilir. Örnek veriyorum, ben de bu durumu yaşadım. Bende de hafif mülteciye karşı bir korku vardı. YouTube'da bununla ilgili bilgilendirici bir video izledim. Bilgilendirici videonun altına baktığında direkt nefret söylemi içeren şeyler görebilirsiniz. Nasıl söylenip öldüğünü. Ben de bunları izledim. Ve hafif hafif şöyle bir şey gerçekleşiyor. Artık bunları o kadar duydukça ve karşı grupla konuşamadığından aklına normalleşiyor. Evet, böyle düşünmek normal. Evet, bunda herhangi bir hatam yok. Herkes telefonunu açabilir mi? Teşekkürler. En çok kullanılan sosyal medya platformunu açın. Evet, teşekkür ederim. Birkaç kaydırın. Ne zaman siyasi provoke edecek bir şey göreceksiniz. Herhangi bir siyasi içerik olabilir. Bir tane başlık söyle. Tekrar alabilir miyim? Beşincisinde karşıma çıkan şey, bugün bir Suriyeli bir veli bir öğrencimi çıkışta dövmeye kalktı. Müdahale edince bana vurmaya kalktı. Giderken de tehdit etti. Şu an sadece sinirden ağlıyor. Duydunuz mu? Bunun gibi başlıklar sürekli görüyorsunuz. Sadece bir veli, minik bir olay artık karşınıza çıkmaya başlıyor. Çünkü benzer içerik tükürdüğünüzde onun içerdiği posta şunu diyor. Suriye bir veli tehdit etti ve benzeri bir cümle kuruyor. Burada görüyorsunuz ki bu artık sürekli karşınıza çıkıyor. Şu an açınıza karşına çıkmasa bile mutlaka görüyorsunuz. Siz de bunun farkındasınız. Bu insanları kutuplaştırıyor. Bu insanlar farklı yönlere gidiyor. Eskiden aldığımız bilgi aynı yerdendi. Belli bir coğrafyadan alınıyorduk. O köyde yaşadığında o köydeki bilgiyi alıyorduk. Ama artık internet çağı yüzünden şu an sağınızda ya da solunuzda oturan bir birey sizinle tamamen farklı düşüncelere sahip olabilir. Sağınızdaki bir birey şeriat isteyebilir, solunuzdaki bir birey anarşi ya da komünizm isteyebilir. Bunu mümkün yapan şey, sosyal medyanın şu an bu hale gelmesi. Bunu değindikten sonra ben de hikayemden devam edeyim. Sonra bu nefret söylemi gibi şey aklıma normalleşmeye başladı. Ben de söylemeye başladım. Nasıl sevmediğimi ve beklemeye başladım. Bunu normal olarak düşünüyordum. Ondan sonra internette stokastik terörizm kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü artık nefret söylemine ulaştık piramitteki. Stokastik terörizm şudur. Normal klasik terörizmde bir lider vardır, takipçi edinir ve bu takipçilere direkt olarak emir verir. Ama modern çağımızdaki çoğu terörist olaylar o yüzden değildir. Amerika'da olan silahlı ateşlerine bakın. Ya da 2017'de gece kulübümüze yapılan saldırıya bakın. Oradaki adam herhangi bir şekilde bir lider tarafından çekilmedi. İnternetteki içerikleri tükettiği için o saldırıyı gerçekleştirdi. Ve bu saldırıyı gerçekleşme sebebi internet onu radikalize etti. Bunun gibi olaylar artık günümüzde çok biliniyor. Çünkü biz gençler olarak anlamsız ve nihilistik bir nesil olduğumuz için hedefleniyoruz. Ve bu siyasi organizasyonlar ve sosyal medyanın yardımıyla bizi yavaş yavaş sağa doğru çekiyor. Sağa doğru çekiyor, sağa doğru çekiyor. Ya da sol doğru çekiyor, sol doğru çekiyor, sol doğru çekiyor. Çünkü sosyal medya bunu istiyor. İlgimizi istiyor. Ve artık bu insanlar kendi topluluklarını oluşturabiliyorlar. Neden? Sosyal medyada sayfalar var. Aynı insanlarla konuşuyorsun. Takip ediyor herkes birbirini. Bunun nedeni bu şunu oluşturuyor. Bir ekosistem oluşuyor. Artık kendi düşüncenizden başka bir şey görmüyorsunuz. Karşı düşünceye daha zor göreceksiniz. Çünkü sosyal medya platformu anlıyor ki eğer bunu ona gösterirsem tekrar girme ihtimalini azaltıyor. Çünkü onun isteğini karşılamıyor. Bu yüzden atal platformları yıkamıyoruz. Yakın bir zamanda ve artık bunlar köpek ısısı denilen bir şeye dönüşüyor. Bazı cümleler vardır, bazı kelimeler vardır. Aklınıza bir şey getirmez. Örnek veriyorum. Ailemize saldırıyorlar. Buradan ne anlıyorsunuz? Ailemize saldırıyor şu demek. Aklınıza sadece aileye bir saldırı gelir. Ama bazı topluluklarda, bazı örgütlerde bu LGBT için kod söz. Ve bu sürekli kullanılıyor. Önemli siyasi figürlerimiz bile diyor aklında bahsederken. Çünkü direkt olarak nefret söylemi söylediğinde sana şunu diyecekler. Neden böyle bir şey diyorsun? Bu çok karşı, çok marjinalize edici. Ama artık kendini şifreliyorsun. Bu şifreleme sosyal medya sayesinde organize edilebiliyor. Aralarında şakalar oluyor. Meme sayfalarına girdiğinizde ya da herhangi bir şaka sayfasına girdiğinizde orası dark humor olarak adlandırılarak çok fazla nefret söylemeye karşılaşabilirsiniz. Ve artık bunlar şifreleşiyor. Bu şifreleşme aileye saldırı gibi kelimeler oluşturuyor. Örnek veriyorum. Pepe the Frog diye bir tane çizgi film karakteri vardı. Çok basitti. Herhangi bir şekilde kullanılmıyordu. Küçük bir çizgi romanda vardı. Ama artık günümüzde internetteki siyasi figürler onlara nefes söyleme olarak kullanmaya başladı. Naziler olsun, sağcılar olsun, bunun gibi insanlar onu kullanmaya başladı. Irkçı şeyler devleti. Artık günümüzde çoğu organizasyon nefes söyleme olarak algılıyor. Bu şunu gösteriyor. İnternetteki kullanılan şifreler
gerçekten gerçekten bir nefes sembolü olabilir. Başka organizasyon nefes söylemi olarak tanıdığı bazı örnekler vereyim. Svastika. Artık o dereceye ulaştırabiliyor bazı sembolleri internet. Bu yüzden şiddetteyiz ya şu an. Nefes söylemindeyiz ya, onun şiddeti var. Şiddete ulaşma tehlikesi asıl bizi korkutmak olan şey olmalı. Çünkü bazı olaylar oluyor. Örnek veriyorum. Evden yürüdüğünüzü düşünün. Oğlunuz olabilir, siz olabilirsiniz, kardeşiniz olabilir. Yürüyor oğlunuz. Ve sonra rastgele bir adam durduruyor. Ve onu odasına çekiyor, sonra dövüyor ve Instagram paylaşıyor. Bu olay yakın zamanda oldu. Bu adam rastgele LGBT bir birey yürürken evde, evine doğru yürüyordu. Onu çekti ve dövdü ve internete paylaştı. Bunun gibi olayların olması bile bunun kanadı. Çünkü bu adam internete paylaşma sebebini düşünün. Artık nefes söylem piramidinde olan insanlar bu noktada ileriye bakacaklar. Çünkü ileriye idealize ederler. Bunu gördükçe daha çok şiddet eylemi yapmaya devam edecekler. Bunu Amerika'da da görebiliriz. Silahlı ateşlemelerde insanlar örnek alıyor. Ben de yapabilirim diyor. Yakın zamanda bir tane kiliseye siyahları öldürmek için bir bastı. Ve bunların hepsinin manifestosunu okuduğunuzda internetteki YouTuber'lara örnek veriyorlar. Sargon Fakat olsun, Ben Shapiro gibi YouTuber'lara örnek veriyorlar. Bunun nedeni bu insanlar da o derine iniyor. YouTube olsun, onlar da anlamsız bir nesil. Biz gençler, dini sembollerimiz, ülkemiz ve bunun gibi bağlılıklarımız kırıldığında ve ayrıldığında bir boşluk yaşadık. Ve boşluğu yaşadığımızda, bu anlamsızlığı içine düştüğümüzde bu siyasi örgütler bizi alıyor, diyor ki sana anlam vereyim, sana bir yuva vereyim, sana bir topluluk vereyim. Ben de bu noktadaydım. Ben de onu arıyordum ve siyasi düşüncelerde buluyordum. Nefes söyleme olsun, bunun gibi şeylerde buluyordum. Ne zaman fark ettim hatamı? Cidden karşıdan biriyle konuştuğunda, cidden bir Suriyeliyle konuştuğunda, bu insanlarla konuştuğumuzda, bu bariyerleri yıktığımızda, bir ön yargınız varsa bunları sorgulamakta, ben neler düşünüyorum, aklımdan neler geçiyor, bunları cidden sorguladığınızda anlıyorum. Ben Suriyeliyle konuştuğum zaman fark ettim ki, hepsi böyle değil, bu nereden geliyor? Sonra daha çok içeriği sorgulamaya başladım. Sorguladığımda fark ettim. Bunların hepsi yanlış, bunların hepsi abartı. Bunların çoğu propaganda, beni radikalize etmek için. Cidden bir değişim istiyorsak şu an burada bulunan herkesin şunu yapmasını istiyorum. Siyasi fikrinizin karşı olan bir insanla konuşun. Sağcıysanız bir solcuyla konuşun. Solcuysanız bir sağcıyla konuşun. Bu sayede artık onlara karşı beslediğimiz nefret, anlayamadığımız içinden geldiği nefreti yok edebiliriz. Herhangi bir grup bireye ön yargınız varsa onlarla konuşun. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Çünkü şiddet piramidinin sonuna bakın. Soykırım. Teşekkürler.